Eser, elençli bir imparatorluk başkenti görünümündeki İstanbul'u, Tevrat'ta yer almış günahkar Sodom ve Gomare şehirlerine benzeterek başlar. Mütareke dönemi İstanbul'u işgal altındadır ve kentin varlıklı çevreleri ayakta kalabilmenin, eski düzenleri sürdürmenin tek yolunu işgal kuvvetleriyle işbirliğinde bulmuşlardır. Bu sözüm ona yüksek çevrelerin üyelerinden Sami Bey ve ailesi de işgal kuvvetlerinin önde gelen subaylarıyla yabancı kişilerle sıkı fıkı ilişkiler kurmuş, memleketin sürüklendiği yıkımlara göz kapamış, gününü gün etmektedir. Sami Bey'in kızı Leyla ile nişanlısı Necdet de bu karanlık günlerin kişileridir. Mutsuz Necdet, yoldan çıkmış görünen Leyla'yı gerçek değerlere yöneltmek ister. Ne var ki bunalımlar, doyumsuzluklarla yüklü Leyla, düşman askerleriyle beş çaylarında, suarelerde çokça görünmekte, bir cinsellik, eğlence batağına sürüklenmektedir. Onun çevresindeki herkes, Türkler ve yabancılar, yaşadıkları hayattan memnundurlar. Burada büyük acılar, çok renkli eğlentilerin karmaşasında adeta duyum sanamamaktadır. Ülke yeni bir savaşın, bir kurtuluş savaşının eşiğindedir. Necdet, tanıklık ettiği Sodom ve Gomera ortamlarından sıyrılarak yeni bir dönemin insanı olmayı seçer. Gerçi Leyla da son bir duygu fırtınasıyla Necdet'e geri dönmek isteyecektir ama, Genç adam için aşk ve tutku artık sona ermiştir.